Doktor bir şeyi yok demiş. Yanlış mı duydum ben? Hayır, doğru. Aman neyse, yüzünüzü bu halde görünce. Ama bir türlü anlam veremiyorum. Bayılmalarını ard arda düşünmeye çalışıyorum. Hemen hemen hepsinde bir duygusal durum olmuştu. Bir nedeni vardı. Dün akşam hiçbir şey yokken neden oldu ona takılıyorum. E madem fiziksel bir şey değil, iyi ki de değil ayrı ama... durup dururken neden bayılır insan? Adnan Bey, durup dururken değil, Behlül yüzünden. Ne yaptı Behlül? Yani bayıldığında ben onun yanındaydım. Hayır, bilerek bir şey yapmadı. Nihal Behlül'ün ilgisini çekmek için yapıyor. Neler söylüyorsunuz? Özür dilerim. Yine aile meselelerine karışıyorum ama... bu durumda sessiz kalamazdım. Nihal Behlül'e sırılsıklam aşık. Çok zor bir gece Adnan Bey. Çünkü... onun tahammül edemediği bir şey yaşanıyor. Nasıl yani? Nihal'in Behlül'e karşı değişik duyguları var. Geçici bir şey olduğunu. Hayır. Nihal'in durumu çok ciddi. Çocukça bir aşk değil onunki. Behlül'le aralarında gerçekten güçlü bir bağ var. Peki Behlül? Dile dökülmüş bir şey yok. Bundan eminim. Hatta biliyorum. Nihal'le zaman zaman konuşuyoruz. Nihal bastırdığı duyguları yüzünden böyle. İmkansız bir aşk olduğunu düşündüğü için. İçine ata ata kendine zarar veriyor. İstersen seni kucağıma alayım küçük hanım. Ya! Ha? Veya Vihtar'la altın beşik yapalım sana. Hiç fena fikir değil. Sen şımarık bir cadısın. Asmayın suratınızı. Ben çok iyiyim. Esprilerine bile dayanabiliyorum, düşünün. Bir şey mi oldu Adnan? Yok. Ne oldu taklım? Yok bir şey dedim ya. Hadi bugün terapiye ben götüreyim seni. Baba iyiyim ben. Araba kullanabilirim. İtiraz etme Nihal. Hazırlan çıkalım bir an önce. İyi tamam, hazırlanayım. Ha baba. Odamda biraz değişiklik yapmak istiyorum. Çocuk odası görünümünden kurtulsun artık. Ne dersin? Nasıl istersen. Bence çok iyi fikir. Bugün terapiden sonra bakacağım biraz. Birkaç aksesuar alırım belki. Fikir edinirim. Tipik bunalım davranışları. Aman saçını kestirme de sadece alışveriş yap. Aslında sen de gel istersen. Birlikte bakalım. Yok canım, sağ ol. Çok isterdim ama dersim var. Okula gideceğim. Görüşürüz. Neden bilmem birden gözlerim yaşardı.
Çıkalım mı? Üstümü değiştireyim. Ha Bihter, sende bir sürü dekorasyon dergisi vardı. Var, gel vereyim. Biraz bakayım, fikir edineyim. Babamla konuştum Matmazel. Odamı dekore edeceğim. Her ne kadar siz Nihal'in büyümesine razı değilseniz de genç bir hanım odası yapacağız. Nihal öyle istiyorsa. Etrafımda hep aynı şeyleri görmekten bıktım. Bizim iç mimarı da arayalım istersen. Aa ne iyi olur. Giyinip hemen geliyorum ben. Başka bir gözle izleyince bana hak verdiniz değil mi? İhtimal bile vermek istemiyorum. İnanın boş konuşmuyorum. Beni ciddiye almanızda da fayda var. Nihal'in sevgisi de karşılıksız değil üstelik. Kabul etmek zor geliyor size. Ama bu böyle. Behlül Elif'ten niye ayrıldı sanıyorsunuz? Elif boşuna mı o suçlamalarda bulundu? Bir bildiği vardı onun da. Herkesin bildiği bir şeyi ben nasıl hissetmem? Sizden çekiniyorlar çünkü. Belli etmemeye çalışıyorlar. Yani aralarında açıkça bir şey var demiyorum ben size. Belki onlar da bunu sözlere dökmediler hiç. Duygularını kendilerine de, birbirlerine de itiraf etmediler belki. Ama gerçek ortada. Behlül'ün Elif'le ilişkisi Nihal yüzünden bitti. Behlül'ün Nihal'e olan zaafı bitirdi o ilişkiyi. İzninizle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.